Onlara müdahale yetkisini de ne yapmışlar? Böylece faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan hele hele para politikalarında bu konuyla ilgili verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın bir değişikliğe tabi tutulmasının gerektiğine inandık. Şimdi kimler savunuyor bunu? Dikkat ediyoruz. Hep faizciler savunuyor. Bundan sonraki süreçte faiz politikamızın nasıl, hangi türde şekillendiğini de en kısa zamanda göreceksiniz. Çünkü faiz enflasyonun da anasıdır. Biz faizi %63'ten alıp %4,6'ya indirdiğimiz zaman %30 olan enflasyon %7 küsüre inmiştir. Bunu gören Batı süratle bize gezi olaylarıyla müdahale etmiştir. Gezi olaylarıyla birlikte de hatırlayın, faiz birden yükselmeye başlamış, çift taneli rakamlara çıkmış, enflasyon da onunla beraber çift taneli rakamlara çıkmıştır. Ve şimdi tekrar bunu tek taneli rakamlara indirmek durumundayız. Ve bunu da başaracağız. Bunun başka çıkışı izahı yok. Ama Türkiye'deki bazı faizciler, şunlar bunlar vesaire, bundan rahatsız olabilir. İstedikleri kadar rahatsız olsunlar. Kararlıyız ve bu işte bitireceğiz. Yeni yönetim sisteminde Merkez Bankası Başkanı'na atama görevi ülkenin diğer politikalarıyla birlikte ekonomi politikasından da sorumlu olan Cumhurbaşkanı'na bırakılmıştır. Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası kendisinden...